Bu konuda sivri fikirleriyle bilinen bir kişi. Buyurun efendim. Sivri değil canım. Bize göre doğru fikirleri söylüyoruz da bazısına sivri gelir. Doğru olmamız. Laz'ın o hikayesini biliyor musunuz? Münih'te ters yola girmiş otobana. O sırada radyo demiş ki arabanın biri ters yola girdi, dikkat edin. Laz demiş ki ne birisi, hepsi ters yola girdi. Onun için ya bizim fikirlerimizi de değerlendirirken böyle. Şimdi rüşvet ve yolsuzluk insanlığın varlığından beri var. Her toplumda var ve bu hiçbir toplum tarafından benimsenmiyor ve her toplum bunun için bazı tedbirler alıyor. Ama bir kısmı başarılı oluyor, bir kısmı tabii yanlış tedbir alınca bu tip şeyler çoğalıyor. Bu insanın terlemesine, kirlenmesine benzer. Yani toplumlarda rüşvet ve yolsuzluk oluyor. İdeal sistem bunun minimuma indirilmesi ve rüşvet ve yolsuzluk yapanın yanına kar bırakılmamasıdır. Nasıl yapacağız peki? Yöntem nedir? Şimdi zannediyorum ki ne burada bulunan hiç kimse ne de ekranları başında bizi seyreden hiç kimse rüşvet ve yolsuzluğun yanında değildir. Hepimizin hedefi bunu yok etmek, yok edemezsek de minimuma indirmek ve yapanları da cezalandırmaktır. Yani hedef budur. Ne karşı taraftaki arkadaşlarım da ne hiç kimse de ayrı bir hedef. Hedefe ulaşmak konusunda değil. Şimdi mesele metot meselesidir. Evet. Metodolojidir. Evet. Sizin yani metodolojiye hangi gelelim. Hangi sistemle bir toplumda ileri bir seviyede globalleşmiş bir büyük 65 milyonluk mesela Türkiye'de bunlar minimuma indirilir ve yapanlar cezalandırılır. Tabii bunu söyleyince ne kadar idare olursa olsun rüşvet yok olmaz, onu da söyleyeyim. Yine olur ama minimum olur. Şimdi demin konuşmanızda çok ilginç bir şeye değindiniz. Devlet devrederse tabii yükü de devretmiş oluyor. Bu neye benziyor? Siz mesela bir apartmanı temizliyorsunuz. 24 daireli apartman. Siz daireleri birine kiralarsanız nereyi temizlersiniz? Girişini ve merdivenleri temizlersiniz. Dairenin işini kiralayanlar temizler. Ne oluyor? İşiniz azalmış oluyor. Mesela siz Show TV bir özel kuruluş. Burada suistimal ve rüşvet olmuyor mu? Olmuyor demeyin. Her kuruluşta az veya çok var. Bilmiyorum, ben mali denetimde çalışmıyorum da onlar bilir. Her kuruluşta eninde sonunda böyle şeyler olur. Peki buranın rüşvet ve suistimalle kim uğraşıyor? Patron, patron vekili. Onların çünkü en önemli konularından biri, büyük şirketler dahil, özellikle bunun önüne geçmektir. Onun için esas şu, devlet üstündeki gereksiz yükü attığı zaman bu sorunu da başkasına atmış oluyor, özel sektöre atmış oluyor. Onlar da hukuk düzeni içinde kendi tedbirlerini alarak ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi Türkiye'ye gelince, biz özelleştirme oldu diyelim. Özelleştirme olduğu zaman işte tamam rüşvet ve suistimal olmayacak diyemeyiz. Bir, devletin polisi olacak, mahkemeleri olacak. Bizim fikrimize göre biz eğitimi ve sağlığı da veriyoruz ama devlet fakirleri koruyucu bir sistem geliştiriyor. Burs gibi. Bütün bunların içinde devlet yine de rüşvet ve suistimallerle ilgili hukuki tedbirleri almalıdır. Bugün Türkiye'nin durumu çok ilginçtir. Türkiye'de bugün rüşvet ve suistimaller yapılır. Dikkat edin, devamlı söylenir. Bilmem ne raporunda işte ekonominin %20'si rüşvet ve suistimal. Belki %10'u, 15'i. Fakat kimse mahkum olmaz. Dikkat edin. Bu kadar mahkeme var. Kimseyi mahkum gördünüz mü? Yok. Neden? Çünkü sistem rüşvet alanı da vereni de koruyan mahiyettedir. Koruyan mahiyettedir. Mesela rüşvet verenle alan kadar aynı şekilde cezalandırılır. Halbuki yargıya yardım ettiği zaman onun kurtulması lazım. Hiç ceza almaması lazım. Kimin? Verenin mi? Rüşvet verenin tabii. Ortaya rüşvet veren delilleriyle kimse çünkü zevkine rüşvet vermez. Kimse parasını boşuna vermez kimseye. Ha, rüşvet verenin kurtulması lazım. Hayır diyorsun. Şöyle. Adalete yardımcı olduğu zaman savcıyla görüşüp hiç ceza almaması lazım. Eğer rüşvet konusunda belgeleri ortaya koyarsa bu önemli bir caydırıcılık olur. Çok ciddi bir caydırıcılıktır. İkinci olay özel mahkemelerin kurulmasıdır. Yani ticaret mahkemelerinin. Mesela bugün siz ağır ceza mahkemesine bir ticari dava götürseniz hakimlerimizin şeyi başkadır. Ticari olayları bilen hakimlerimizin değerlendirmesi başkadır. Demek ki rüşvet ve suistimal, tüketici hakları, rekabet kurulu bütün bu olaylarda ihtisas mahkemelerinin çoğaltılması lazım. DGM gibi
bu işten anlamayan kuruluşlara rüşvet ve suistimal meselesine sokmamak lazım. Neden? Çünkü şüphe sanığın lehinedir. Yani herhangi bir davada delilleriniz tam değilse cezalandıramazsınız ve adam da çıkar. Ben aklandım diye çıkar. Demek ki önemli ikinci metot bizim düşündüğümüz özel mahkemeler, ticareti bilen. Mesela içinizde biri inşaatçıysa ve bir inşaatta bir rüşvet suistimali varsa o çok iyi anlar bunu. Ama ben anlamam, inşaatçı değilim. Ama ben mesela kendi bildiğim konuyu anlayabilirim. Zaten sektörlerde de öyledir. Her kesimde gazeteciler mesela kendi işlerinde, daha eskiden biliyorsunuz gazete dağıtımları olurdu. Kim kimden tahsis alıyor, kim kime kara borsa satıyor, her şey bilinirdi Babi Ali'de. Ama kimse kimseye delil vermezdi. Demek ki ihtisas mahkemeleri önemli. Bizim düşündüğümüz diğer bir konu, belki garip gelebilir, gizli iş adamı polis teşkilatıdır. Başbakana veya cumhurbaşkanına doğrudan bağlı. Şimdiki sistemde bir başbakana. Bir saniye Besim Bey. Sevgili Mehmet Barlas, böyle bir söz söyleyince Deniz Son, size bir dönmek ihtiyacını hissettim. Turgut Özal'ın yıllar yılı gerek felsefesinin gerek ideolojisinin savunuculuğunu çok gönülden yaptınız. Bu olayın, bu sözlerin sonucunda mı böylesine bir yıpranmışlık süreci, dejenerasyon süreci başladı? Buyurun, ne dersiniz? Şimdi Deniz Son arkadaşımız sol kültürle tanınmış bir değerli düşünür, yazar. Tabii ben düşünür falan değilim, gazeteci. O zaman düşünmez gazeteci. Hayır, bunu düşünürlere olan saygımdan dolayı söylüyorum. Pardon, ben de size saygımdan dolayı ötürü düşünür dedim zaten. Ama siz istemeyince geri ama aldım. Ama ben düşünür değilim. Peki o zaman düşünmez dedim, onu kabul ediyorum. Hayır, Türkiye'de her şey o kadar ayak altına düştü ki. Peki düşünür düşünmez. Böyle böyle. Şimdi diyorum ki, şimdi böyle bir kültür var genlerimizde. İnsanların hayatındaki o bütüne bakmak yerine cümlelerini böyle bir saniye fotoğraftan çekip bunu İslamcı kesim işte Devr-i Saadet'te acaba kim ne yapmış diye böyle salise yer alıp bugüne uygulayabilir miyiz diyor. Atatürkçü kesim, Atatürk 1932 yılının işte 16 Şubat'ında şunu söylemiş, bunu yapabilir miyiz? Turgut Özal'da da işte akılda kalan benim memurum işim bilir. Bir cümle daha var, iki cümlesi kalmış akılda. Bir tanesi de anayasa bir kere denilmekte ne olur? Bir cümle daha var, unutmuşsunuz galiba. Anladım. Ben zenginleri severim demişti. Ben de zenginleri severim. Evet. Şimdi onu söyleyeyim. Aslında eğer bir insanın Türkiye'nin 1983'ten 90'a kadar başbakanını, sonra da işte 3 senede cumhurbaşkanını yapmış bir insanın bütün hayatında, siyasi hayatında Türkiye'ye yaptıklarını, ülkeye katkılarını falan konuşursak, bu üç cümle acaba bu hayatında yaptığı katkıları ne kadar etkiler? İş çarpılır. Yani başka bir mukayese yapayım. Bakın şu anda hayatımızda bir şey var. 1957 yılında Ecevit milletvekili oldu. 1961 yılında Çalışma Bakanı oldu. 1957, şu anda 2001 yılındayız. Yani 26 yıldır Ecevit hayatımızda bakan olarak, milletvekili olarak, defalarca başbakan olarak 46 yıldır hayatımızda var. 46 yıldır. Mesut Yılmaz 1983 yılında bakan oldu, milletvekili oldu. 2001 yılı, o da kaç yıl geliyor sizin hesabınız? 18 yıldır hayatımızda var. 18 yıldır, 46 yıldır Bülent Ecevit, 18 yıldır Mesut Yılmaz. Atatürk 1923'te Cumhurbaşkanı oldu, 1938'de öldü. Bakın, kaç yıl ediyor? 15 yıl. Atatürk'ün bütün bizim hayatımızı değiştiren devrimleri, şapka devrimi, harf devrimi, cumhuriyetin kurulması, demir yolları, hepsi 15 yıl. Özal'ın da bizim hayatımızı değiştiren, işte turizm hamlesini diyelim, dış ticaret hamlesini diyelim, köprüler mi, otoyol, hepsi birden 12 yıl. Bütün hayatı. İçimizde acaba herhangi birimiz 46 yıldır başımızda duran ve Türkiye'yi yeniden sayısız krizlere sokan Ecevit'in bize aklımıza kalan bir cümlesini söyleyebilir mi? Yani diyorum ki birazcık aydın ahlakı biraz da insaflı olmaya gerektirir. Eğer 1983-90 arasında Turgut Özal bu ülkedeki serbest ticaret reformlarını yapmasaydı, dünyayla Türkiye'yi entegre etmeseydi, Türkiye'yi
bir ihracat ülkesi haline getirmeseydi. Ya hepimiz işte yiyoruz, içiyoruz. Tarım reformu düşünün. 1983 yılına kadar Türkiye'ye tohum ithal etmek yasaktı. Tohum. İşte hep gazetelerde Rusya'dan Bezestva geldi. Şeyden Meksika'dan Sonora geldi. İki buğday türü bilirdik. Şu anda salata yiyoruz, çeşitli meyveler, ihracat yapıyoruz, çiçekler. Bunlar bile sadece bir adamın hayatında tohum reformu bile. Türkiye'ye tohum ithalini. Benim memurum işini bilir. Turgut Özal'ın döneminde o memurlar gerçekten Türkiye'nin işini yapmayı bildi. Batmış 1980'de bugünkü gibiydi. Ecevit'in yönetimindeki bugünkü gibiydi. Batmış Türkiye'yi bir ihracat ülkesi. Amerika'ya gitti, bana yardım vermeyin ya. Benimle ticaret yapın dedi. Bütün bunları unutacaksınız. Bu aydın ahlakına yakışır mı? Aklınızda kalan iki cümle. Benim memurum işim değil. Bir cümle daha siz hatırlıyorsunuz. Öbürse anayasa iki defa denilmekte bir şey olmaz diye. O da siz hatırlıyorsunuz. Anayasa. Ondan diyorum ki ben. Bir kere ulus olarak, toplum olarak ve aydınlar olarak biraz insaflı olalım. Kendimize, hayatımıza katkıda bulmuş, toplumun kaderini değiştirmiş ve bugün hala onun mirasını bu Ecevitler, Mesut Yılmazlar yiyor. İşte verdim. Atatürk 15 yıl, öbürsü 12 yıl. Hepimiz hayatını değiştirdi. Yalnız Reha Bey, ben şeyi anlamadım. Yani konuşulacaksa yani, Ecevit'ten konuşulacak. Ben Ecevit'in savunucusu değilim ama Ecevit'in bir lafını hatırlasak ne olur, hatırlamasak ne olur? Onu kriz lafını hatırlayın. Algılayabilir. Esenliğe çıkıyoruz lafını hatırlayın. Ben için fazla. Yani ne oluyor Ecevit'in bir lafını? Yani Özan var şu anda. Toprak su hikayesi. Yani onu hatırlasak ne olur, hatırlamasak ne olur? Hiçbir zaman. Hayır. Bunu ama söylemem lazım. Kusura bak, bir kelime. Ben rahmetli Özal'ı methetme durumunda kalmak istemem. Ama yakınlarından duyduğum bir şey vardır. Benim memurun işini biliri şu şekilde söylemiş. Bunu Hasan Celal Güzel, Hüsnü Doğan teyit edebilirler. Sıkıntılardan bahsedilmiş. Geçim sıkıntısından. Biri demiş ki efendim bizim her memurun köyde akrabaları var. Bunlar bulgur yollarlar, tarhana yollarlar, şu yaparlar, o şekilde ya, şey yapar. Müsaade mi? Bu ama aynı söylenen şey. Aynı diye bunu biliyor muydunuz söylediğimi? Hayır, bunu biliyor muydunuz? O zaman bir de müsaade bitireyim şunu. Ama aynı şeyleri... Kardeşim abi, ben bir şey rahmetliğin bir şeyini düzeltiyorum. Yarım saat konuşuyoruz, öbür dakika size 25 dakika. Bir dakika. Bunu ya, o zaman siz ne iş yapıyordunuz? Ben bir anlat istiyorum. O zaman ben gazeteciydim. Hiç bulgurla, taranayla falan alakası yok bu lafın. O zaman yani lütfen derim biri yayını dinliyordur. Yapmayın. O zaman bu yanlış anlaşılmış bir laftır. Teklif etseydi o zaman. İçinde bire bir koyarım, üç alırım dendiği gibi. O zaman yanlış anlaşılmış bir laf. Siz ne iş yapıyordunuz Resim Bey? Ben o zaman memleketi takip eden bir iş adamıydım. Evet. Tabii ne demek ben yani hiç, ne iş yapıyordu? Ben no, diyorum bulgur ki muhabbeti hatırlamıyorum yakınından ya. Duyduğum bir şeyi iletiyorum. Fakat bunun aslı budur bu konuşmanın. Yoksa hiçbir yapmayın. Politik lider yapmayın kendi abi. Memurunun rüşvet almasını teşvik etmez. Evet, o zaman lütfen o konuşulur ayrı mesele. Yapmayın. Beylerin Özal dönemini vurgularken Atatürk'le mukayese eden bir tavırlar oldu. Ama ondan evvel girmek istediğim bir nokta var. Gerçekten tebrik ederim. Çünkü İstanbul'da depremden sonra Ömerli'den tutun su alanları ve Kurtköy'den itibaren orman alanları, sit alanları tümüyle sağlam villalara verilerek depreme riskli en sağlam bölgeler deyip holdingler tarafından 500 bin dolarla 1 milyon dolar arasında villalar satıldı. Ve bu karşı tarafa doğru giderek yeşil alanların bütünüyle bu tipte orman vakfını kaybetmiştir deyip de villalara getirilen bir olay. Burada gördüğümüz olayda gerçekten kamunun malı, kıyıların ve ormanların nasıl yağmalarına geliyor. Fakat bu ne zaman başladı? Gelelim ona. Şimdi Sayın Özal'ı savunanların söylemek istedikleri şu olgu var. Özal'ın döneminde gerçekten analiz yaptığımızda Türkiye sanayisi 22'lerden 11'lere düşmüştür. Para sermayenin, dolayısıyla narko dolar, petro dolar ve elektronik paranın Türkiye'yi teslim alma dönemindeki bir politika izlenmiştir. Üretim miti bitmiştir. Ticaret yapalım. Bırakalım Vahşi Sayın Liberal Bey'in söylediği gibi 19. yüzyılda kalmış liberalizmi getirmek politikası. Ama ulusal devletin tasfiyesi başlamıştır. Sayın Liberal Bey dediğiniz Besim Bey mi oluyor? Besim Bey, evet. Yani, sizin adınız, benim adınız Sayın Liberal Bey oldu. Ben şunu burada anlatıyorum. Gerçekten bugünkü gelen bu borçların, bugünkü ekonomik krizin tümünün altında sanayi sermayesine 5 kuruş yatırım yani özelizmin yatırımıdır. Ben bir solcu olarak sanayi sermayesinin savunmasını yapıyorum. Yani rüşvet bununla mı? Liberalizm mi geldi? Tabii ki liberalizm bir taraftan devleti, bir taraftan da Amerika'dan gelen dolar alırsanız,
Colorado'da kanyonda yapılan yolların kilometresiyle Ankara yolunun kilometresi ne bakarsan hangisi pahalı olur? Her kilometre bir yedik yapılır ama Özal'ın müteahhitleri Colorado'dan daha pahalı yol yaptılar Türkiye'ye. Aldıkları dolar başına. Peki hemen yanı başınızda oturan Nurdan aynı, Hanım'ın ortaya aynı, çıkardığı skandal tek liberal... Bütün o aynı sistem içinde liberal. Devam edeyim aynı olayı. Vergi iadesiyle başlangıçta narko dolarların Türkiye gelmesi yol açıldı. Ama ondan sonra vergi iadesi yapılmaksızın Kapalıçarşı'dan toplanan paralarla para ödenip ondan alındı ve o para tekrar Avrupa'ya gitti. Tekrar döndü. Bu kesin. Devam edeyim. Asıl da önemli olanı, gene burada belki Zülfü yar dokunacak. O zaman köylüye de, işçiye de bir miktar para verelim deyip de dıştan aldığımız borçlarla taban fiyatı ödenip paralar ve ücretler verildi. Bunu baktığımız zaman bugün Türk ama hiç sanayiye bir yatırım yapılmadı. İşte özelizm bu. Bugün gördüğünüz yoksul kadın bundan dolayı. Ama bunun tabanında ne yatıyor? Kıra yatırım yapmazsanız kırdan yerine şehirlerdeki bir iki metropol kalır. Ama dünyamızda artık başka bir konum kaldı. Ulusal devletin bütünlüğünü savunan ne varsa özelizm tarafından Kürt sorunu federasyon da olmak üzere tartışmalıdır. Ya büyüyeceğiz ya küçüleceğiz. O zaman ya Halep'i alırız veyahut da Fırat'ın batısına geçiririz. Özelizm'in sözcüleri. Mustafa Kemal dogma değildir. Eleştirelim. Ve bunun yanında da Avrupa'dan bu bakıldığım zaman şeriat, Türk İslam sentezi de bugün rabıta, özelizm ve Taliban'la Orta Asya'ya giden politika çizmiştir. Ve o mantıkta, o mantıkta baktığımız zaman özelizmdir. İşte bunlar özelizmdir. Bunları baktığımız zaman rüşvete geldiği zaman konuşuyoruz. Tabii ki para, yani sermaye, para sermaye eğer iktidardaysa ve para sermaye daima yanında mafyasını da silahlı gücünü de ve Musim Bey bu rüşveti de verecektir. Rüşvetle ilgili eğer müsaade ederseniz. Para sermaye o zaman olay bu olacak. Hayır, rüşvetle ilgili efendim. Açıklama yapmak istiyorum. Sözünüzü kesmiş olayım, özür dilerim. Devam ediyorsanız. Evet, devam edecektim ama buyurun. Buyurun efendim. O zaman buyurun. Para sermaye döndüğü zaman bu ekonomik kanundur. Karl Kragut'ta, Lester Trav'da eğer ekonomiye para girdiği zaman Rusya'da KGB girdi. Türkiye'de ona bağımlı sektörler ve sanayi Koç ve Sayın Alaton'la konuştuğum zaman bir işçi yapmak için yatırım hiç yapılmadığı gibi ama asıl para büyük ellerdedir ve yeni sektörler dağıma başladı. Ve dolayısıyla bugün peki, IMF'de diyor ki haklı peki, olarak sizin ben size para verirsem diyor bu parayı gene böyle bitireceksiniz. Sayın Üşümez Soy, ekonomi profesörü mü? Evet, ben Devgenç'ten beri Türkiye'de ekonomik analizleri yapan 65'ten beri hem pratik... Devgenç profesör müsünüz siz? Devgenç öğrencisi olarak ekonomiye... Hangi fakültede bu Devgenç fakültesi? Devgenç öğrencisi olarak, Devgenç bir öğrenci olarak... Şimdi Dev Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri en liberallerden daha iyi tartışarak geliştirdim. Ve o anlamda ben gerçekten ekonomik profesörlerle de tartışabilirim. Ben Lester Trow'u... O da mı Devgenç'ti? Giovanni. Lester Trow da mı Devgenç'ti? Anlamıyorum. Hayır bakın, ekonomik politikayı Türkiye'de Devgenç'te geldi. Ve birçok üniversite profesörünün çok daha ilerisinde bu analizler yapıldı. Ama ben şu anda savunduğum nokta, geri eğer izin verilirse, Türkiye'nin gerçekten ulusal bütünlüğü savunacak ekonomi sanayi sermayesiyle olur. Ama sanayi sermayesiyle bu yatırım yapılmadı. Pardon, özür dilerim, ben ekoli anlamak istiyorum. Hayır. Devgenç ekolünü şimdi TİKKO mu devam nedir anlamadım. Devgenç şu andaki... Siz iyi biliyorsunuz. Ha, bilmiyorum gerçekten. O zaman bilmiyorum. Söyleyeyim ben. Devgenç'i biliyorum da sonrasını evet, bilmiyorum. Türkiye'deki solun, Türk solunun ancak Türkiye halkının koşullarını inceleyerek ve burada gelişmeye bakılır. O zaman da ne bakılır? Ben İstanbul Üniversitesi'nde Alemdaroğlu'nun teşvikiyle bir strateji araştırma merkezinin çalışması dedik. Ama deprem olduğu için Türkiye halkı iyicene bu gene rantiyeler tarafından sabote edildiği için... Bir dakika geleceğim lütfen. Alemdaroğlu da Devgenç. Hayır, dur devam et. Şimdi rüşvet olduğuna göre sizin hazırladığınız o müthiş olayda bir kere başına bir metodolojiyi koysak, iki çeşit şey var, kuşmuşluk. Yani sağ sol yok, iki tarafta yapıyor bunu. Biri rüşvet. Yani devletten haksız bir şey istiyorsunuz, yasa dışı. Bunu yapmak için bir bürokrasi, bir politikacıya para verip rüşvetle o işi yaptırıyorsunuz, yasa dışı. Bir de haraç var burada gördüğümüz. Haraçta hakkınız olan bir iş, yani turizm araziniz var. Devletten turistik belge mi almak istiyorsunuz, tahsis mi? Bu hakkınız. Fakat bürokrasi ya da siyaset öyle engelliyor ki bunu yapmak için haraç vermek zorundasınız. Yani bir kere rüşvetle haraçı ayırmak lazım. Burada bir haraç olayı vardı. İki, bu sadece Türkiye'nin sorunu değil, Türkiye'nin sorunu da sadece... Türkiye'nin uğraştığı, bizlerin uğraştığı sorun değil. Dünya Bankası 1984'ten beri sadece yolsuzlukla uğraşıyor ve şu anda Türkiye IMF ile bütün paraları alıp pazarlıkları yaparken Türkiye'deki rüşvetin kesilmesi için de getirmiş bir takım şartlar var. Mesela şu anda eğer IMF Türkiye'ye 11 milyar dolar para verecekse bunun karşılığında istediği şeyler var. Devletin şeffaflaşması, ihale kanunu değişmesi,
kamu bankalarının özelleştirilmesi. Bütün bunlar yani sadece bizim sorunumuz değil. Bir başka mesele daha var. Bütün dünyada bu rüşvet çok yaygındı. Fakat 1974'ten itibaren özellikle Lockheed skandalından sonra anlaşıldı ki bu işte Belçika'da, Hollanda prensi yani kraliçenin kocasından bilmem Japonya'daki başbakanı buradaki bir takım insanlara kadar uzandı. O zamandan beri böyle bir olay var. Eğer bir batı şirketi, büyük batı şirketi Amerika'da, Avrupa'da, Batı Avrupa'da Türkiye ya da diğer ülkelere, bu tür ülkelere yatırım yaparken bir bürokrat ya da bir politikacı rüşvet alıyorsa bunu kendi ülkesinde vergisine kaydediyor. Diyor ki ben bunu ona mal ettim. Fakat bunun içinde de iki rüşvet payı var. Bunu da hükümetine beyan ettiği takdirde ben burada başbakanı ya da bilmem ne bakanına ya da bilmem ne genel müdürüne rüşvet verdim dediği zaman Türkiye'de bu Amerika'da Avrupa'da vergi şeysine kaydını belirtiyor ve düşünün ki Türkiye'deki bütün rüşvet alanlarının kayıtlarını hepimiz bilmiyoruz. Ama Amerika'daki CIA biliyor. Fransa'daki Dözen Büro biliyor. Almanya'daki bilmem ne varsa MI5 İngiltere'de hepsi biliyor. Türkiye'deki rüşvetçilerin bütün kayıtları Amerika'nın, İngiltere'nin, Avrupa'nın kayıtlarında var. Politikacısı, bürokratı kim varsa medyası onlardan var. Onlardan alalım. Bari. Yani onlar sonunda verecek. Bu oldu. Yapmam lazım Mehmet Bey'e. Son yıllarda Amerika kendi şirketlerinin ne, dünyanın başka yerlerinde bile rüşvet verirse cezalandırıyor. Var mıydı? Bu saplantılı Turgut Özal meselesini üstüne çıkıp Türkiye gerçek mesela Cumhuriyet'in ilk dönemi 1923 1938 dönemi. Sadece o değil Şakir Kesemir anlatırım. 1938 yılında Atatürk öldükten sonra bakın Asım Usun hatıralarına İnönü'nü yaptığı yeni cumhurbaşkanı olarak yeni mecliste yaptığı grubunda yaptığı ilk konuşma şu. Bundan sonra hırsızlık, yolsuzluk olmayacaktır. Her şeyin hesabı sorulacaktır. Yani Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'da Fuzuli'de başlıyor. Rüşvet verdim. Sen ya şimdi bir şey söylüyorum. Başka bir şey. Mafya ne dedi? Bakın ne ben ne o diyorum? Mafya ekonomisi sistemin kendisi oldu. Şimdi bakın siz, sistemin özü oldu, esası ben oldu. Ben de diyorum ki bu yani mafya... Yani rüşvet, mafya her zaman var. Ben bunu inkar ediyorum. Değil mesele. Bakın, mafya ekonomisi sözü. Mafyasız bugün ticaret yapamazsınız. Sayın Balas onu söylüyoruz. Nerede mafyasız sanayi kuramazsınız. Bilge mafya mı? Bugün yatırım yapamazsınız. Yani mafya bakın o kadar hakimdir ki Türkiye'ye. Ona atmaya çalışıyorum. Nedir mafya? Yani şunu kastet. İhale almak için bile mafyayı şaşırın olarak kullanmadılar mı? Başbakanın düşürüldüğü olayı hatırlasanız. Peki şu an Türk Bank olayını. Cüneyt Bey siz hatırlarsınız. Evet. Hatırlarsınız. Sizin bu akşam yaptığınız olay bir suçüstü olayıydı. Getirdiniz rüşvet verenle rüşvet alanı gazeteci arkadaşımızı. Peki bunun ilk modeli canlı yayına benzerler de yapıldı. İsmail Özdağlar Devlet Bakanı. Denizli'nin sahibinden dedi ki bana rüşvet vereceksin. Rahmetli Adnan Kahveci sizin yaptığınız gibi yaptı. Bir politikacı, sonra bakan olan, maliye bakanı olan Özal'ın adamı getirip teybi koydu. Rüşvetin belgesi oraya çıkardı. O zaman, o dönemde Özal'a ve Adnan Kahveci'ye yönelten eleştirileri adamı tuzağa düşürdüler. Ayıp değil mi teyp diye dinlemek. Efendim insan kendi bakanını yakalar mı diye. Yani eğer yolsuzluğu... Sorun ne Sayın Barlas evet. Biliyor musunuz? O ilk ve son oldu. O kadar kızdı. Ama yani devam edilseydi İsmail Özdağlar olayındaki hassasiyet devam etseydi ANAP döneminde belki biz bugün bu konuyu konuşuyor tabii, olmayacaktık. Türk toplumu çok sinirlendi ama yine söylüyorum TESEV'in araştırması var Dünya Bankası fonlarıyla. İçimizde Türk 65 milyon Türk'ün %85'i şurada ya da burada rüşvet veriyor. Rüşvet sadece bilmem turizmde belge almak ya da dış ticarete bilmem ne parasını vurmak için değil. En ufak hayatımızda günlük, gümrükten bilmem neyi alırken, çorba parası veriyoruz, mahkemenin kaleminden giderken. Alırken ya da trafikte ya bunu görme işte Reha Muhtar'ın şeysi ben üflemesem olur mu da? Böyle bir olay var. Evet. Peki Türk ekonomisi devletçi bir ekonomi mi? Evet tabii. Şu anda çok tebrik ederiz. Şimdi bir şeye müsaade edin bir şeye girmem lazım. Şimdi bir kere memurlarımızın az ücret alması rüşvet almalarını gerektirmez. Hiç alakası yok. Az ücret alıyorsa işini bırakır gider. Bir kere başka onu... iş yok mu? Gerçekçi değil. Hayır hayır. Gerçekle alakası gerçekçi yok. Şimdi her politikacının Türk halkı eskiden de fakirdi. Böyle zengin değil. Bu bir yazgı da hocam. Şimdi bir dakika. Rakamlar politikacıların, partilerin belki de birinci görevi temiz toplumu sağlamaktır. Hukuk düzeni içinde. Ama açık düzende. Adam açsa. Yoksullukla. Hayır efendim aç olmak demek, suistimal demek değil ki.
Türk halkı 50 sene evvel daha mı zengindi? Gerçi toklar daha dakika. Çok suistimal yapıyor o ayrı. Bu konularla çok ilgili olduğunuzu biliyorum. Başarılı çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Sizler de bizler de baştan söylediğim gibi rüşvete karşıyız. Bunu nasıl düzeltiriz ona bakıyoruz. Onun için bir kere net olarak söylemek lazım. Ki biz bu pisliği nasıl temizleriz? Bir pislik var. Devamda pisleniyor. Bir şekilde temizleriz. Ben konuşmamın başında gizli iş adamı polis önerecektim. FBI gibi. Reha Bey aynı şeyi kendisi yaptı. Çok ilginç. Bakın Amerika'da FBI aynı şeyi yapıyor ama polis yapıyor bunu. Sistematik. Sizinki geçicidir. Nurdan Hanım bir şey yapar, siz bir şey yaparsınız ama bu iş için görevli iş adamı polisler oluşacak. Gizli. Mesela biri benzin istasyonu çalıştıracak. Biri inşaatçılık yapacak. Biri ithalat ihracat yapacak. Bu mahkemelerde deliller saptanıp adamlar cezalandırılacak. Bir de arkada Sinan Bey'in anlattığı formaliteler azalacak. Kardeşim sizin bir yabancı sermaye gelip de buraya bütün formaliteleri lağvettiğiniz zaman adam gidip noterde bir anlaşmayla şirket kurabiliyorsa Ankara'ya gidip niye rüşvet versin ki? Siz mesela affedersiniz sıkıştığınız tuvalete gitmek için birine rüşvet veriyor musunuz? Verin hemen verin. Ama siz bırakın ve bakın Türkiye'de bürokrasi tuvalete girerken bir şey rüşvet alırlar. Türkiye'de her türlü. Besim Bey, evet. Siz imzayla Amerika'da şirket kurabiliyor musunuz? Tabii. Bir yabancı evet, olarak. Evet. Türkiye'de rüşvetin bakın. Biz maalesef Türkiye'de kurduk kardeşim, bir yanlışlık yaptık, onu yüzüme vuruyorsunuz yani. Türkiye bilhassa bunlar, bakın başka bir şey söyleyeyim size. Ankara'da 200 küsür teftiş heyeti var. Şimdi girebilir misiniz ki bu 200 küsür teftiş heyeti sadece ve sadece dürüst memurları cezalandırır. Çünkü rüşvet alan memur dosyayı tam hazırlar. Bu tip araştırmalar olay bittikten 6 ay 1 sene sonra yapılır. Peki niye bakın. Kore'de şirket kuruyor, Türkiye'de şirket kuruyor. Türkiye'de nerede şirket kuruyor? Bir gösterseniz. Anlamadım. Portosatan işte. Hop, bir sorun bakalım. Çok memnun mu? Hayır, sorun. Zavallı şaşırmış onunla. Şunu soruyorum. Niye Amerikan sermayesi %10'u içine yatırıyor fırçayı, %90'ı importörlük alanında dünyada kuruyor şirketlerini? Madem zor dünya. Şimdi Türkiye'de ben diyorum ki dışarıda Alman sermayesi, Japon sermayesi karşı bütün gücünle dışarıda yatırım yapıyor. Ve bu yatırımına Amerika Türkiye'ye yatırım mı yapıyor? Amerika'nın içindeki yatırımlar ise tamamen geriliyor. Ve bu yüzden de Clinton ekolüne karşı Clinton iktidara gelemedi. Bir ay seçim bekler, Clinton ekolü iktidara gelemedi. Sizin çünkü, aynı bilgilere sahip değiliz kardeşim. Dış sanayi sermayesi olarak iç sanayi sermayesi, daha doğrusu iktisat diliyle konuşayım beyefendi anlasın diye, ulus içi sanayi sermayesinin 10 katı büyüyen ulus ötesi sanayi sermayesi var. Ama ulus ötesi sanayi sermayesi dünya para sermayesinden karşısında geriliyor. Bu da şunu getiriyor ya, Türkiye böyle bakmayın Türkiye'ye ya. Şu dünyaya bakın. Hem globalcısınız hem de dünya adamcı abi. Ben rüşvet ve suistimal nasıl önlenir onu tartışıyoruz diye söylüyorum. Yani şimdi yukarıdan bir pislik akıyorsa bir yukarısını tıkarsın. Sonra da akan pisliği temizlersin. Şimdi Türkiye'de dünya bu tip olaylar nereden kaynaklanıyorsa bunu önleyip yapanları da Türkiye cezalandırdığını azaltmalısınız. Türkiye dünya ekonomisiyle bütünleştiği için mafya ekonomisiyle Türkiye mi dünya sermayesiyle bütünleştiriyor? Türkiye'de sermaye yok. Yani dünya sermayesi, global sermaye mafyanın bir parçası. Türkiye'si bizzat mafyanın parçası. Bizzat global sermayeyi mafya yönetiyor bugün dünyada. Sanayiyle tefeci sermaye ayırma dışarı hiçbir şey anlaşamadım. Açıkçası. Amerikan sermayesi Türkiye'ye mi geliyor? Bakın, o zaman biz hiçbir şey bilmiyoruz kardeşim. Bana göre mafya hangi aşamada geliyor biliyor musunuz? Bu avantaların paylaşıldığını gördü ve pay istedi. O aşamada girdi. Ama önce avantalar çıktı ortaya. KGB'yle böyle, İtalya'da böyle, M5... Deminden beri konuşulmuş olan şeyin asıl temelde inmemiz gerekiyor. Para olduğu zaman, Sinan Bey böyle bir şey anlaşılmıyor. Bir tane süre devam etsin de size gelecek. Bir tane. Dünyanın ana kuralı bu. Bitmiyor mu bitmesin? Bakın, devam ediyor. Doğu Avrupa'da... Sizin meclis toplantılarından bir türlü bir şey yok. Doğu Avrupa'da özelleşme, yanında KGB ve oradaki nomenklatüro ile başladı. Peki tamam, KGB'ye sonra gelin. Aman sen kardeşim, KGB'ye falan da gidersek yani hiç çıkamayacak. Bakın para sermayesi girince yapı değişti. Onun ya daima KGB yanında para mafya girdi. Beyefendi söylüyor ama sanayi sermayesi yatırımı bir ülkeye girdiği zaman 50 sene kalıyor. Klasik solcular sanayi sermayesi tavrı burada hatalı. Peki size bir soru var zaten. Buyurun. Sencer Bey'e soracaksınız galiba. Şener Bey pardon. Evet Şener Bey. Şimdi Şener Bey ben dinliyorum.
Özal'dan bahsettiler. Özal'ın... Özal izin dedim ben, Özal demem. Özal izin dediniz. Özal izmin sanayiye engellediğini söylediniz. Evet. Peki ben şunu sormak istiyorum size. Hayır, bakarsanız bu böyledir. Beyefendi de bunu harcayamaz. Hayır, bakın. Özal'dan öncesinde biz biliyoruz. Özal'dan sonrasında biliyoruz. Yani ben kimseyi savunmuyorum. Evet. Burada ben sadece bakın ben halkım. Ve ben bir şey de söylemek istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum önce. Burada ne ben sizin anladığım sorunuz. İsterseniz cevap vereyim. Hayır, ben siz anlamadınız. Benim sorumu anlamadınız. Ben anlamadım ya. Peki devam edin. Şu anda sanayimiz nerede? Bakın, şu anda sanayici mi kaldı? Ya kardeşim işte sanayici nerede? Bir dakika ben bitireyim ondan sonra cevap vereyim beyefendi. Bundan sonra cevap vereyim. Aynı soruyu iki defa sordun. Bak ona soruyorum. Hayır, sanayicimiz şu anda nerede? Yani, lütfen bırak da söyleyeyim. Peki cevap benim, ben de bitmedim. Şimdi eğer biz böyle bir analiz yapıyoruz. 1960 devrimi, evet. Sanayi sermayesi için tefeci, ticaret ve tarım sermayesi karşı bir devrim oldu. Ve o yasalarda ishal ikamesi, gümrük duvarları olan koç tipi sanayiciler gelişti. Bir, 1980 devrimi Sabancı gibi ihraç ikamesi denilen... Yani lastik ve tekstil endüstrisi için onun yolunu açmak için yapılan bir... İhraç ikamesi. İhraç ikamesi diyorum ben ona. Öbürü birisi ithaldi. Onları ayıralım. Kore modelini almak istendi. Fakat o tip gelmedi. 1900 daha sonraki olay ise çok ilginçtir. İşte ben onu anlatıyorum. Özalizmin iktidara pekişmesiyle para sermayesi dünyada egemen oldu. Bağırdım bu işte. Biz o zaman para sermayesi egemen olunca endüstri hem kamuda hem sanayide bir kuruş yatırım gitmedi. O yüzden koçlar, tabancılar cak cak bağırıyorlar. Bunu da bilmiyoruz. Tersine özelizm paranın giren sıcak paradan bir pay, sıcak bir paradan pay alan bir mantık. Ve bu para bir gün giriyor, bir gün götürüyor. Ve efendim bir dakika ben... Bir dakika ama çok ama uzun sürdü. Bakın özür dilerim. Bakın çok uzun sürdü. Bakın dur burada... ama sana anlatacağım ki sanayi sermayesi o gün... Şener Bey'cim. Bak soru sordun lütfen saygılı ol. Sanayi sermayesi... Şener Bey ben saygılıyım ama uzatmış uzatıyorsunuz. Dinlemem ben. Bak beyefendiler de anlat dinliyorlar. Sanayi sermayesi... Ben daydım anlatıyorum. Sizinle de orada konuşuyorsunuz. İşsizlik var. O yüzden de Türkiye'de bu krizler çıkıyor. Kırmızı kart çıkmaya başladı. Tamam. Ya süre açısından. Şimdi çıkıyor. Bitirmedi. Özür dilerim. Bakın bugün... Soru ne? Sanayici nerede dediniz? Bir dakika. Ben Ferit Bey'de bir soru soracağım. Hayır. Öyle herkese soru sorma. O sadece bana mahsus bu programda. Efendim. Kim kime soracak? Kime? Cüneyt Can Bey nasıl? Tersten misin? Al bakalım. Cüneyt Bey size tersten bir soru var. Hacı Balmaç. Bir saniye bak şimdi birisine verdim tamam. Cüneyt Bey rüşvet diyorsunuz deminden beri. Siz de milletvekilliği yapmış bir kişi olarak. Bu devlet için ne yaptınız? Devlete ne kazandırdınız? Ben sizden bunu öğrenmek istiyorum. Efendim 1983 yılında ben seçildiğim zaman Türkiye henüz askeri darbeden yeni demokratik düzene geçiyordu. Ve o sırada Türkiye'nin temel sorunu insan hakları ihlalleriydi. Ve Özal, özellikle Sayın Baykal'ın deyimiyle ekonomik devrim yapmıştı zaten. Hiç kimsenin Özal'dan bir şikayeti yoktu. İlk 4 yıl için söylüyorum. Ben o sırada bir milletvekili... Sistemi şeffaf yapmak toplumun her kesimi... Yalnız bunun metotları var. Dünyanın her yerinde politikacıların, yöneticilerin en üstünde durduğu konu bu tip rüşvet ve suistimaldir. Aynı bir doktorun ameliyata giderken üzerinde mikrop olmadan eldiven giymesi, dezenfekte olması gibidir. Yani yöneticilerin, yalnız politikacı değil, bir şirket yöneticisinin, üst yöneticisinin en önemli görevlerinden biri kendi şirketindeki yolsuzlukları, rüşveti, suistimali önlemesidir. Bunun metotları gelişiyor bütün dünyada. Bakın, söyleyeyim. En çok üç kağıt olan ülke, bugün iş hayatında en komplike üç kağıt olan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü ekonomi orada büyük. Insider trading diyoruz değil mi? Manipülasyon diyoruz borsada. 20 sene evvel suç muydu? Değildi. Bugün suç. Yani... Bu tip üç kağıtlara karşı da hukuk kendini ayarlıyor. Politikacıların da birinci görevi temiz toplum, rüşvet ve suistimale karşı mücadele etmektir. Ama benim söylediğim metot yetersiz. Siz yeni bir şey söylerseniz, mesela Ferit Bey bana bir bilgi verirse ben onu kullanırım. Yani mesele şu, bu pisliği temizlemek. Benim deterjanım iyi değilse... Deniz Bey bana bir deterjan önerirse onu da denerim. Benim vereceğim bütün mesele bilgi şudur, toplumu abi. Temizlemek. Toplum, A'dan D'ye ekonominin temeline. Bakın, tolerans tanımamak. Benim size vereceğim bilgi şudur. Hiç şey yok. Ekonominin temeline
Türk lirasını yıkıp da doların hakimiyetini koyarsınız. Bütün ekonomiyi de alınıyor. Bütün ekonomiyi doğru, bakın, ikisine de alınıyor. Bütün ekonomiyi dolarla döndürürseniz ev kirasından tutun memur maaşına oradan bilmem nereye kadar. İkincisi faizciliği koyarsanız ekonominin temeline, ruhuna, hortumculuğu koyarsanız, borsacılığı koyarsanız, yani borsa manipülasyonlarıyla, dolar manipülasyonlarıyla şununla bununla para kazanacağım. Bakın bu memlekette ne tarım kalır, çökmüştür. Ne sanayi kalır, ne yatırım kalır, hiçbir şey kalmaz. İşte ya, onu anlatmaya çalışıyorum. Mafya ekonomisinin sonuçları, ürünleri bunlardır. Ferit Bey çok güzel anlatıyor. Dünya sermayesiyle birleştiğiniz için bunlara mecbursunuz. Bizim mümkün değil. Rüşvet ve haraç Türkiye'de yürüyecektir. Çünkü modern dünyada bunun önüne geçmenin iki yolu var. Denetim bir, adli ve yasal denetim. Yani bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin burada, Amerika'da Kongre'nin parlamentonun denetleme hakkı veya görevi. Böyle bir şey yok. Türkiye'de hiçbir soruşturma dosyası liderler izin vermeden meclis tarafından oylanıp Yüce Divan'a kimse gönderilmiyor. Bir kere bu, birincisi bu. İkincisi dünyada dördüncü kuvvet dediğimiz medya var. Medyanın özgür olması, bağımsız özgür olması. Dünya sermayesine karşı öncelikle bu da kendinizi koruyacaksınız. Türkiye'de maalesef abi, son dönemde dünya Türk medyasına esir alındı. Avrupa Birliği saldırısına karşı, Gümrük Birliği saldırısına karşı önce ekonomimizi koruyacaksınız. Bakın ne diyor IMF? IMF ne diyor? Pamuğa kota, tütüne kota koyacaksınız. Buğday fiyatını ben belirleyeceğim, Chicago fiyatlarıyla belirleyeceksiniz diyor. Göndermiş buraya haciz memurunu. Her şeyi tayin ediyor. Doğru. Yani bunlara tavır alacaksınız. Yerinde ama rüşvet bunlara tavır almazsanız. Yani kafamız karışıyor. Kafamız niye karışıyor biliyor musun? Tavır almazsanız. Kime güveneceğini bu halk da şaşırıyor. Motalar, motalar mesela yolsuzlukları gündeme biraz önce sizin getirdiğiniz gibi. Küçük çapta da ya da büyük çapta da fark etmez. Çünkü onların patronları var aslında. Patronları gündeme getirmek biraz daha güç. Ama medyaya güvendiğimizde, size güvendiğimiz gibi bugün için söylüyorum, medyaya güvendiğimizde bir bakıyoruz birbirlerine düştüklerinde meğer onların da biraz önce yakalananlardan hiçbir farkı olmadığı ortaya çıkıyor. Şimdi buradan bir şey daha ekleyeceğim, izin verirseniz. Bir şey daha ekleyeceğim, izin verirseniz. Ey halk, ey buradaki seçkin heyet ve bizi dinleyenler. Saadettin Tantan'ı görevden aldıklarında ne yaptınız? Yollara döküldünüz mü? Miting mi yaptınız? Protesto mu ettiniz? Örneğin. Çünkü o bir simge olmuştu. Ama bir futbol maçına gösterdiğiniz ilgiyi onlardan esirgediniz. Peki niye dürüst olsun herkesin burasında aptal mı yazıyor? Şimdi tek başına acaba biriniz telefonunu bulup da eline sağlık, başımızın üstüne gidesiniz Teneke romanındaki gibi, Yaşar Kemal'in romanındaki gibi bir kişi diyebildi mi? Eline sağlık Sayın Bakan. Unutuldu gitti. E o zaman deveye diken Türk halkına da bu yakışıyor demek ki. Yani özerk medya olmadan temiz toplum olmaz. Mümkün değil. Evet, bize medyanın da bağımsız olması lazım. Peki. Özel bankaları, devlet bankalarını 80 milyar dolar hortumlamışlar. Devlet rakamlarıyla sabit bu. Neyi denetleyeceğiz biz? Üç kuruş rüşvet alan adamla uğraşıyoruz ama burada. Ama onun çözümü var. Bakın, üç kuruş rüşvet alan adamla uğraşıyoruz burada. Neyi denetleyeceğiz? Adam bir kısmı Kartal cezaevinde. Bakın bakalım orada kimler yatıyor. O anlı şanlı koskoca TÜSİAD'dan tanıdığımız şimdi isimler. Şimdi bakarız. Diğerlerin üzerine gideceğiz. Diğerlerin üzerine gideceğiz. Ben iş adamı bu olarak. İşleri bakanı. Onlar da iceberg'in ucu. Küçücük bir damlası. Küçücük bir zerresi. Çok rica ederim. Diğerlerin üzerine gidecek. Şimdi yalnız bir şey söyleyeyim. Bakınız. Banka hortumlaması bir suçtur. Bunun önüne geçeceksiniz. Şikayet etmek değil. Bakın Japonya'da 97'de devlet bankadaki batık krediler için 500 milyar dolar içeri para koydu. Şimdi ise 1 trilyon dolar daha lazım Japon bankalarına. Siz liberalizm derseniz orada hortumlamayı önleyemezsiniz. Hayır. Japonya'da bir dizi hortumlama var. Evet, liberalizm bir şekilde önleyemezsiniz. Bakın Japonya siz, liberal bir ülke değil o kadar. Siz şimdi liberalizm dedikçe önleyemezsiniz. Ne oluyor mesela? Bankalarda Amerika 29 krizinden sonra ne yapmış biliyor musun? Amerikan bankalarında böyle hortumlama yapamıyorsun. Çünkü bankanın yan liberalizmin adıdır hortumda. Yani holding bankacılığı yasak, devletin de mevduat garantisi yok. Bir ütopya çiziyorsunuz. Ütopya değil kardeşim. Peki, bana bir örnek gösterin. Hangi ülkeye örnek alıyorsunuz? İsviçre, Amerika, İngiltere, Lüksemburg, Hollanda. Hollanda bugün en başarılı Avrupa Birliği ülkesidir. Hepsi kara paracı.
Efendim? Hepsi kara para. Hollanda mı kara para? Kara para merkezi. Onu bilemiyorum. Yani kara para benim şeyim. Hepsi uyuşturucu merkezi. Hollanda uyuşturucu özelliği. Uyuşturucunun kara paranın merkezi. Kardeşim o konuyu bilmiyorum. Siz oraya bağlandıkça, siz oraya bağlandıkça hortumlamadan kurtulamazsınız. Avrupa Birliği'ne bağlandıkça. Avrupa Birliği demiyorum. Bakın, ben Avrupa Birliği'ni o kadar sevmem. Onlara özenlikle tutulamazsınız. Örnek söylediniz kardeşim. Şimdi siz bana diyorsunuz ki nerede örnek var? Ben şikayet etmiyorum. Şikayetleri biliyoruz. Hortumlama çok önemli. Biz tam tersine onlara bağlandığımız için devlet devletin bankası olmayacak. Bankalarda mevduat sigortası olmayacak. Özel sigorta olacak. Siz mesela fabrikasını yakıp da para alabilen avantajı bulabiliyor musunuz? Niye bulamıyorsunuz? Sigortalar özel. Dedektifleriyle adamı yakalıyorlar. Ama bankayı soyuyor adam. Devlet parayı koyuyor. Halktan çıkıyor bu para. Niye? Sistem yanlış. Kardeşim tavandan pislik akıyor. Ben diyorum ki şu pisliği kapatın. Bu son gelişmeye ne diyorsun? Bu gerçekten öğrenmek istiyorum. Bu son gelişme yani DGM kapsamından çıkarılması tartışmaları Cumhurbaşkanı ile parlamento arasında gidip geliyor şimdi. Parlamento Adalet Komisyonu'ndan yine geçti. Herhalde genel kuruldan olduğu gibi geçecek. Şimdi özellikle milletvekillerinin maaşları konusunda harika bir organizasyon yapan Türk medyası nedense bu konuda sessiz. Yalnız neden o konuda sessiz? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ama ben bunu duymak istiyorum. Cüneyt Bey bakın şimdi ben bunu söylediğim için bu arkadaşların çoğu benim fikrime katılmayacaklardır ama ben şahsen DGM'de ticari suçların yargılanmasına karşıyım. Bakın ağır cezada ticaret mahkemeleri de bunu yapabilir. Şimdi bu yanlıştır. Siz eğer DGM'de... İhtisas mahkemesi evet, demiştiniz. İhtisas mahkemesinde ama DGM'lerde hızlı, bakın çok enteresan bir delil şey. Bulacaksınız DGM'lerdeki hızlı. Yük diyorlar ki DGM'nin yükü yükten altı. Değil, yükten değil. 18'e 1. Bakın Cüneyt Bey yükten değil. Siz bir nalbura diyorsunuz ki gel benim beyin ameliyatımı yap. Adamın işi nalburluk. DGM'nin işi terör suçlarına bakmak ve belli konularda sanıkların hakları tam değil. Onun için bırakın niye ihmal ettiniz Sayın Çibuk? Bakın Sayın Muhtar burada terörle ilgili bir toplantı yapmadı. Yolsuzluklar bu ülkenin temelini çekti de hale geldi. Aynen. Terörden de daha çok. İyi ama çünkü kardeşim, hepimiz isyan ediyoruz. Ne demek ya? Ne demek? İsyan ediyorsunuz ama siz erbabına vereceksiniz. Efendim bakın DGM'ler bak, size bir örnek vereyim Cüneyt Bey. Şimdi bak jandarma gitti. Enerji Bakanlığı'nı bastı. Şimdi ben televizyonda izliyorum. Bir jandarma çavuşu almış dosyaları karıştırdı. Hayır hayır inanın bana. Çok kardeşim çok ne anlar ondan? Bu hayır, işi bilene soracaksın. Biçimi. Aa, olmaz böyle şey. Son derece iyilerdi. Yani ihtisas. Siz mesela belli konuları biliyorsunuz. Ben size danışabilirim. Ama o olay öyle ortaya çıktı resimde. Hayır, bu iş parlar değerlendirilir. Yani jandarmanın hareketi sonucunda o iş ortaya çıktı. Hayır efendim, hayır hayır. İhbar ya yapılmış, söyleyeyim. İhbarı sivile verecek. Öyle şey yok. Hayır, verecek abi, onu bilemiyorum. O an tartışma girişti. Jandarma bu olay... işi bilmez. Rıha Bey, ben mesela tenis oynayamam kardeşim. Hayır, siz bana raket verip şeye koyamazsınız. Ama o olay öyle ortaya çıktı üstad. Olabilir. Çok normal hukuktan vazgeçmeyeceksiniz. Hukuktan. Hukuktan vazgeçmeyeceksiniz. Bakın şundan dolayı. Yolsuzluk önlenmez. Hukuktan ayrılırsanız yolsuzluk önlenmez. Yolsuzluğu biraz tatmin edilir. Delil yetersizliğine hepsi çıkar. Burada incitici olan ne biliyor musunuz? DGM'lerden alalım ağır cezaya verelim. Ne olacak? Hemen beraat mı edilecek? Hayır, çok incitici bir durum. Bakın dedim bir iddia. Yargı için bir iddia. Bu konuda bir şey söylüyorum. Ben bu konuda söylüyorum. Bakın. Bakın. Hepsi tahliye edilecekler delil yetersizliğinden. Şimdi Türkiye Ordusu Genelkurmay Başkanlığı Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne önemli bir madde olarak yolsuzluğun, rüşvetin ve kara paranın evet. Türkiye'nin terör kadar büyük bir bela olduğunu ve üzerine gidilmesi, mücadele edilmesi gerektiğini yazmış. Evet, bu bilinç evet. Orada var bakın. Ve bunun üzerine işte 4422 sayılı yasa vesaire bunlar parlamentodan çıkıyor. Ve bunun üzerine o yasayla jandarma ve DGM savcılığı görevlendirilmiş. Bunlar uzun çalışmalardan sonra, tamamen profesyonelce çalışmalardan sonra her şey dört dörtlük hazırlanarak. Bugüne kadar polisin o bildiğimiz işte yakalarım. Suçluyu oradan delile girerim mantığıyla değil. Tamam, tam tersine bütün delillerini oluşturarak kendilerinin projeli çalışma adını verdiği bütün kanıtlarıyla bakın beyaz enerji dosyası açıldığında ve bu Yılmaz ailesine kadar uzandığında bütün deliller kanıtlar ortada. Savunması olmayacak şey. Başka bir örnek konuşmayalım. Öyle uzandı uzanmadı. Şimdi onda kimse bilmiyor. O ayrı. Her şey, bakın her şey açıktı. Her şey delilliydi. Bundan mesele bilinmediği için... Mahkemede olmadan bir şey söylenemiyor. Mesele bilinmediği için değil olmadan. Abi onu anlatmaya çalışıyorum. Yani mesele bu konuda iltisatlaşma olmadığı lazım. İçin değil. Bu bizim problemimiz için. Değil. Dünyanın her için. Yerinde rüşvet tam ve suistimal problemi önlendi. Açık toplum.
medya ve en önemlisi mahkemeler. Mahkemeler hukukla çözülüyor. Ama devlet de mekanizmayı kurmalı diyor. Sen cevabını aldın mı? Yani sorunu tamam. Çözmenin şöyle yöntemleri bunlar diyorum. Yolsuzluklar hakkında metot dediniz, evet. Temiz toplum dediniz ve hep bunlardan bahsettiniz. Ben size soruyorum, bunların yolları neler? Bize bunları anlatın. Sistem yanlış dediniz. Sistem evet. Sizsiniz. O zaman yanlış tabii. Olan sizsiniz. Nasıl düzeltilir? Bunları anlatın bize. Bunlar var deyip bırakmayın onu. Hayır var ve canım. Bir şey eklemek istiyorum. Siz bugüne kadar mecliste oturup Türkiye'yi izlediniz, kara kara düşündünüz sadece. Ama öyle bir nesil gelecek ki sizin yaşınıza gelene kadar ben ve biz birçok iş yapmış olacağız. Sizin gibi oturmakla yetinmeyeceğiz. Soru? Sordum. Anlatın dedim, size yollarını anlatın. Şimdi efendim. Var deyip bırakmayın. Şimdi efendim bu anlatın? Hanımefendinin şeyinden sonra biraz da reklam yapayım. LDP.org.tr'ye girerseniz parti kurulduğundan beri rüşvet ve suistimallerle teferruatlı olarak, ayrıntılı olarak, genç olduğunuz için teferruatı bilmezsiniz. Nasıl bu demin söylediklerimin daha ayrıntısını bulabilirsiniz. Zaten bu tartışmada ben dikkat ederseniz lafı hep bu işi nasıl temizleriz de çözeriz ama bir diyorum bir yukarıdan pisliğin akmasını engelleyeceksiniz, içerideki pisliği de temizleyeceksiniz. Devlet ufaldıkça İşte söylüyorum. Mesela bilmem ne bakanlığında suistimal var. Onun faaliyetlerini özel şirketlere devrettiğiniz anda adam sorun onun oluyor. Azaltıyorsunuz problemi. Problem bitmiyor. Ama bunun dışında sağlam bir hukuk, ihtisas mahkemeleri artı polis. Polisin de görevi bu. Yani Reha Bey gibi arada bir yakalayacak, birini yakalamayacak değil. 100 tane iş adamı polis oluyor. Veya bir polis değil efendim sadece bir televizyoncu arkadaşlarıyla beraber. Şimdi bütün bunlar ve bu arada bizim birçok şeyimiz var. İhtisas mahkemeleri diyoruz. Rüşvet veren, yargıya yardım edeni ödüllendirin. Hiç cezalandırmayın ki delil çıksın ortaya. Ve bütün bunları anlatırken bir şeyi de açık bırakıyoruz. Başka bir öneriniz varsa, başka bir ülke başka bir metot geliştirmişse onu da öğrenelim, onu da kullanalım. Yani ben şimdi burada bir şeyler söylüyorum. Kendime göre doğru bir yolda olduğumu zannediyorum. Ama 3 gün sonra Norveç'te bir olay okurum. Adamlar çok daha değişik bir metotla daha etkin bir şey yapmışlar yolsuzluğa karşı. O zaman onu benimserim. Şimdi arkadaşlarıma da sorduğum o zaten. Yani yeni bir yol da olabilir. Yeter ki bu rüşvet ve yolsuzluğu ülkeden silip insanlar rahat iş yapsınlar. Ama önce mevzuatları kaldıracaksınız, rahatlatacaksınız toplumu. Çok sıkı da cezalandıracaksınız, takip edeceksiniz. Nasıl ki ırza geçme, cinayet, hırsızlığa karşı mücadele veriyoruz. Bu da buna da karşı da mücadele vereceğiz. Şimdi mesela Cüneyt Bey çok ilginç şeyler söyledi, tecrübeler söyledi. Ben en çok ondan ilgilendim. Çünkü 83-87 arası ciddi mücadeleler vermişti. Başından geçenler şey yapmıştı. Benim söylediklerime de kim katkıda bulunursa biz onu ilave ederiz. Ama bizim böyle bir planımız var. Teşekkür ederim. Kime? Allah. Buyurun. Mehmet Parlas'a bir sorumuz. Ben sorum Mehmet Bey'e olacak. Mehmet Bey gerçekten beyin bir insan. Yani Türkiye'de gazeteci konusunda uzman bir insan. Ama bu liberalizm konusunda gerçekten ben bazı şeyleri anlayamıyorum. Biz her konuda Avrupa'yı ve Amerika'yı 50 yıl, 100 yıl geriden takip ediyoruz. Şimdi oradaki gelişmişliğin düzeyine baktığımız zaman o gelişmişliğin altında işte Asya'nın sömürülmesi vardır. Oradaki sanayi devriminin taşınması, işte Amerika'da Kızılderililerin yok edilmesi, oraya saran kültürünün götürülmesi, Avrupa'daki hırsızların, dolandırıcıların falan oraya götürülmesi, Amerika'da yeni bir uluslaşma falan filan. Oradaki gördüğümüz zenciler işte haklarını yeni elde etmişlerdir. Onlar dün Afrika'daki kölelerdi. Onların kanı üzerine işte bir gelişme vardır. Yani biz ne yapacağız kardeşim? Şimdi sizin gibi beyin bir gazeteci gerçekten yani toplumumuza bu konuda yeni açılımlar yapması gerekirken çok farklı şeyler söylüyorsunuz. Yani ben anlamakta zorluk çekiyorum. Yani ne yapması gerekirken farklı şeyler söylüyor. Bir tam konuyu açalım o açıdan sorduk. Yani bugün işte özelleştirmeyle her şeyin hallolacağını düşünüyoruz. Üretemiyoruz. Bilim toplumu değiliz. Felsefe üretemiyoruz, yaşamı üretemiyoruz, hiçbir şey üretemiyoruz. Halbuki bunu üretemediğimiz bir şey. Yani özelleştirmeyi yapsak mı olacak? Liberalizm olsan ne olacak yani? Anlıyorum. İşte. Yani insanlarımız açken bak Vesim Bey ve Liberal Parti Genel Başkan diyor ki işte memurluk yapmasın, 200 milyon lira çalışmasın.
Milyonlarca insan kaç oldu ülkede? Mecburen memur 200 milyon insana çalışacak. Kardeşim rüşvet alamaz. Az maaş aldım diye rüşvet alamaz. Hayır defolun ama gider. İşini ama bırakır. İş adamı şey yok. Ona iş, bir başladın mı sonu gelmez. Resim Bey bir iş adamı da bir gecede 20 milyar dolar götürüyor ama. O, onu ayrı takip edersin. O da ayrı bir suç. O ayrı. Hayır işte. Bir yani memur az maaş alıyorum diye rüşvet alamaz. Bunu zaten aklına koydun mu bu işle mücadele edemezsin. Yani bir ülkenin, o onu bir ülkenin siyasetçisi eğitim görmüş rüşvet alıyorsan diyorum kardeşim. Resim Bey. Evet. Resim Bey. Rüşvet alıyorsan dedi. Sizin, bir dakika sizin sen konuşmanız rüşvet aldın mı kardeşim? Bir dakika sen rüşvet aldın mı? Rüşvet Resim aldın Bey. Sen? Resim Bey. Rüşvet aldın mı? E o zaman ne alıyorsunuz? Resim Bey. Siz Resim şu anda Bey mikrofonunuz yok. Resim mikrofonunuz Bey olmadığı için Allah yayına gelmiyorsunuz. Resim Bey. Ben anlatabildim. Bir toplumun buyurun en değerli insanı o toplumun buyurun siyasetçisidir. Buyurun. Yani toplumu konuklara yöneten insan buyurun o toplumun en akıllı insan olması gerekir. Öyle değil mi? İsmim Reşat Yazır. Bütün konuklara iyi akşamlar diliyorum. Peki efendim buyurun. Reha Bey. Resim Bey siz dediniz ki devlet memuru bir devlet memuru o işi yapamıyorsa gitsin. Ben bir kamu bankasında 30 yıl görev yaptım. Düşünün ki 20. yılında filan rüşvet almıyorum, dürüst bir memurum. Kabul edelim ve öyleydim. Benim hiçbir mesleğim yok iken ben bu 20 yılımı bırakıp da gidip ne iş yapardım? 3 tane çocuk, bir eşim, kira. Ne yapabilirdim? Bunun ben cevabını verin. Kardeşim, yani ben benim rüşvetten size bahsediyorum. İşin evet, evet ben de rüşvete karşıyım. Bakın siz, hayır. Bakın anlaşılmıyor. Siz demin dediniz ki memur rüşvet alıyorsa yapmasın o işi gitsin. Rüşvete karşıyım. Ama almayan da 20-30 yıl almayan çalışan bir şey söylemedim ona. Çok rica ederim. Bugün Türkiye evet namuslu memurların sırtında belli bir düzeyde duruyor. Ama büyük de bir çürüme var. Biz de ne diyoruz? Taviz yok diyoruz. Yani az maaş rüşvete bir şey mazaret teşkil etmez diyoruz. Bunu söylüyorum. Peki o yani zaman fakir evet insan gidip hırsızlık mı yapsın? Peki efendim ben sizi yanlış anladım. Özür diliyorum. Peki. Kusura bak. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Tamam. Buyurun efendim. Bakın. Buyurun. Şimdi toplumda herkesin bir işlevi var. Eksik olmayın, bana iltifat ettiniz. Naziksiniz. Ben gazeteciyim, politikacı değilim. Yani benim görevim çözüm üretmek değil, eğer aklımın erdiği çözümler varsa, dünyada başka çözümler varsa onları yansımaktır. Çözüm politikacılardan gelir. Ama benim Türkiye'de sapladığım durum şu. Çok fazla içe dönük yaşıyoruz. Dünyada sadece rüşvet alınan ülke burası. Türkiye'de sadece özel sektörün atılım yaptığı ya da işte özelleşmenin ağır bastığı ülke burası gibi görüyoruz. Bütün dünyanın başına geçmiş. Yolsuzluğun, uğursuzluğun alası Amerika'da geçmiş. Asya'da geçmiş, Rusya'da geçmiş. Diyorum ki ben kendi mesleğimle ilgili olarak bütün çalışmalarımın sonunda şunu gördüm. Eğer bir ülkede özgür, özerk, bağımsız basın olmazsa, medya olmazsa o ülkede temizlik hayallerinin hepsi havada kalır. Bu da zaten sadece benim fikrim değil. Şu anda dünyadaki en büyük temizlik projesini Birleşmiş Milletler çerçevesinde yürüten Dünya Bankası'nda görüşüyor. Hatta bunun için hayali sanal gazeteler kurdular. Nasıl bir yönetim medyayı satın alır? Nasıl medya bazı işleri görmezden gelip kendisine çıkarlar sağlar falan filan diye. Türkiye'de bir kere A'dan Z'ye bırakın bunu. Z medya yok. Medya rehin almış durumda. Boşaltılmış bankalarıyla, devlet bankalarına olan borçlarıyla, çeşitli yolu görüyorsunuz her dakika kavgasıyla. Medya olmadan bir ülkede temizlik olmaz. İki, Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da yasama organı denetleme yapmadan hiçbir şekilde o ülkede tepeden başlayan temizlik olmaz. Bu liderler sisteminde, bu liderler sultasında, farklar sisteminde devlet denetleme mekanizması işlemiyor. Üç, adalet mekanizması maalesef Türkiye'de kuvvetler ayrılığına uygun bağımsızlık içinde değil. Bunu her adli yılın açılışında Yargıtay Başkanı söylüyor. Her yıl dönümünde Anayasa Mahkemesi söylüyor. Anayasa Türkiye'de yargı bağımsız değil. Yani yargının savcısı da bağımsız değil, hakim de bağımsız değil. Ayrıca da şeyleri de, imkanları da çok kötü. Ankara'da gidin görün. Ankara'da Yargıtay'da dosyalar el arabalarıyla taşınıyor. Şimdi yargı aksamalı. Basın yok gibi, bağımsız basın yok gibi. Türkiye Millet Meclisi'nin denetleme gücü yok. Geriye kim kalıyor? İşte jandarma ile polis. Jandarma ile polis
serbest, adil biçimde bir ülke şeyi sağlayamaz. O yüzden hepimiz kendi ölçümüzde vatandaş olarak, iş adamı olarak, sadece iş adamları vermiyor ki bunu, halk da veriyor. Yani gidin hastanede yine veriyorsun, herkes veriyor. Böyle bir olay var. Bunu sanıyorum biz kendi gücümüzle yapamayacağız. Bunu bize dışarıdan yaptıracaklar. Türkiye'de bu gelecek IMF paralarının sonucu...